Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü haftanın konusuyla karşınızdayım. Üçüncü üniteyi işleyeceğiz. Ekranımı da sizinle paylaşayım, PowerPoint sunumu. Bir dakika. Evet. Şimdi yine ünitemizin sayfalarını şöyle genel olarak görmeniz için paylaştım. Daha önce de söylemiştim, kelimeleri ve getirdiği sorularını bu videoda cevaplayacağız. Derse başladığımızda da hazır bir şekilde bu videoyu izlediğiniz takdirde hazır bir şekilde direkt üniteyi işlemeye başlayabiliriz kolaylıkla. Bu ünitede biraz kelimelerimiz fazla. Gerçi kelimelerin bir kısmını bildiğinizi düşünüyorum ama yine de ünite kapsamında bilmediğimizi varsaydım ne kadar kelime varsa aldım. Başlayalım. Subject specific vocabulary dediğimiz yine konu özelindeki kelimeler. Baggage, luggage. Bagaj, valiz anlamında. İkisi birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimeler diyelim. Boarding pass, biniş kartı ya da uçuş kartı. Bu arada gördüğünüz üzere artık anlamlarını da yazdım. Çünkü daha sonra hani sesi falan dinleyemezseniz görsel olarak da görmenizi istedim. Capable, yetenekli, becerikli demek. Capable of ise of'dan sonra gelen kelimeye yapabilir. Şuna yeteneği olan, bunu yapabilecek kişi anlamında. Bir dakika ben şu an Stop share diyerek bir şey görmek istiyorum. Evet, kaydı başlattım mı emin olamadım da. Evet, başlatmışım. Devam edebiliriz. Carry on item. Carry on tek başına da kullanılır, item olmadan. O yüzden parantez içinde verdim. El bagajı. Yani taşınabilir nesneler, eşyalar anlamında. Check normalde biliyorsunuz kontrol etmek. Hani check etmek diye de kullanıyoruz Türkçe'ye geçmiş neredeyse. Ama havacılıkta bagajı teslim etmek, bagajı vermek anlamında da kullanılıyor. Yani kontuarda bagajı veriyoruz ya hani kargo kısmında, uçağın alt kısmında verdiğimiz bagajları teslim etmek için kullandığımız fiil check. Bagaj claim, bagaj alım, teslim yere. Vardığımız havalimanında bagajları aldığımız noktaya bagaj claim deniliyor. Confirm, doğrulamak, onaylamak. Hani otelcilik terimi olarak da konfirme etmek diye de Türkçe kullanılan bir kelime. Gate check, kontuarda teslim etmediğimiz ama uçak kapısına geldiğimizde eğer basit dolaplarında yer kalmadıysa ya da kabin içine uygun bir bagaj değilse ya da bebek arabası gibi uçak kapısına kadar gelip orada teslim ediyorsak, uçak kapısında bagaja verilmek, uçağın altına verilmek üzere bagajları teslim etmemize gate check diyoruz. Personal item, kişisel eşyalar, işte el çantası olabilir buna bir örnek. Seat assignment, bunu bu şekilde aradığınızda sözlüklerde çok bulamazsınız. Assignment da tek başına tayin, atama, tahsis etmek gibi bir anlam var ama havacılıkta seat assignment yer numarası, koltuğu bir kişiye tahsis etmek anlamında kullanılıyor. Stow, yerleştirmek bir fiil, istiflemek yani eşyalarımızı dolabına yerleştirirken kullandığımız bir fiil. Çok pardon, üçüncü hafta ve ben hala hastayım. Overhead compartment, başüstü dolabı. Counter, normalde sayaç anlamı var. Count saymak biliyorsunuz fiil olarak. Counter'da sayaç. Ama havacılıkta kullandığımız kontuar dediğim şey. Türkçe'ye hani okunuşuyla geçmiş. Bagaj kabul bankosu diye de tam Türkçeleştirmiş hali. Row'da sıra demek. Ama uçakta koltukların sırası. İşte birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Hani 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F'nin olduğu yer bir sıra. Exit row dediğimiz yerde, onu yazmamışım. Acil çıkış pencerelerinin olduğu kanat üstündeki sıraya exit row diyoruz. Gelelim genel kelimelere. Exception, istisna.
restriction, limit, kısıtlama, capabilities, yetenekler, bir takım özellikler, purse, cüzdan, briefcase, evrak çantası. Adverbslere baktığımızda, yani zarflara, though, fakat, yine de ve though zarf haricinde bağlaç olarak da, yani conjunction anlamında da kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığında da dığı halde, gerçi. Yani though'nun kullanımına bakacağız, cümlenin anlamına bakacağız. Hangi kelime uygunsa onu da çevireceğiz anlamına geliyor bu. Along with ile birlikte, kenarında anlamlarını taşıyor. Yine cümlede bulunduğu yere göre çevireceğiz bunu da. Beneath altında, aşağıda anlamlarını taşımakta. Pardon, hızlı geçtim. Sıfatlara geldiğimizde oversize, olması gereken ölçünün üzerinde anlamı var. Aşırı büyük diye kısaca çevirdim. Oversized'ı zaten büyük bedenlerde, hani oversize sweatshirtler alıyoruz ya, oradan aklınızda kalabilir. Yani olması gerekenden büyük anlamını taşıyor. Hani sonuna D aldığında da, D olmadan da hemen hemen aynı anlamlarda. Oversized bagaj ise büyük bagaj, bagaj aşımı anlamında. Yani kabin içine sığmayan, biliyorsunuz havalimanlarında bazı şeylerde, kontuarlarda bagajınızı koyabileceğiniz bir kutucuk oluyor. Bagajınızı içine koyup ölçüyorsunuz, kabin içi ölçülerine uygun mu diye. İşte bundan bahsediyorum. Eğer o kutuya sığmıyorsa, ya da bilet alırken internet sitesinde falan da yazıyor işte eni, boyu, işte şu kadar olmalı bagajınızın yüksekliği diye. Eğer bunları aşıyorsa oversize bagaj diyoruz bunlara. Ben bagaj yazmışım, pardon, onu da düzelteyim. Excess, aşırı, fazla, ilave demek. Yine işte bunu, bagajın fazlalığında mesela kilo olarak fazla gelirse bunu da kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hava yollarının kilo olarak da bagaj limitleri var, ücretsiz. Bazı hava yollarında 15 kilo, bazı hava yollarında 20 kilo üzerine ücret ödememiz gerekiyor. Helpful da yardımcı ve yardımsever anlamlarını taşıyor. Helpful ünitemiz bazında baktığımızda kimler için kullanacağız? Kabin ekipleri için. Çünkü yolculara helpful davranmak zorundayız. Fiillere bakacak olursak, retrieve, geri almak. Bu işte bagajımızı varış havalimanında almak için kullandığımız bir fiil. Hani take baggage demiyoruz, take almak, ama hani geri almak, teslim ettiğimiz bir şeyi geri almak anlamında retrieve'i kullanacağız. Listelemek ve sıraya koymak anlamında. Review bir önceki ünitede de vardı. Yine tekrar olsun, iyice hafızanıza yerleşsin diye bazı kelimeleri tekrar tekrar vereceğim yani. Hani gözümden kaçmış değil, bilerek yazıyorum. Göz atmak, gözden geçirmek, review. Board, bir şeye binmek, yani gemiye binmek, uçağa binmek. Pick up, pick it up diye geçiyor ünitede. Yani it yerine bir kelime de gelebilir. Bir yere gidip almak. Bu arada havacılıkta pick up time diye de geçen bir terim var. Belki başka alanlarda da geçiyordur, bilmiyorum. Pick up time, kabin ekiplerinin yatı yaptıkları otelden dönüş için, biliyorsunuz bir servis aracıyla alınıp tekrar havalimanına götürülüyorlar ya, işte alınış saati. Yani servis bizi gelip almış oluyor ya, bir yere gidip almak anlamını, yine de orada aslında altta yatan anlama baktığımızda aynı anlamı görüyoruz. Entail, yol açmak, istemek, gerektirmek. Yani birçok farklı anlamını yazdım ki yine cümlede bağlama bakarak doğru kelimeyi, doğru fiili seçelim diye. Check, bagaj vermek. Az önce de söyledim. Guess, tahmin etmek, sanmak. Require, gerektirmek, ihtiyaç duymak. Turn out, değiştirmek. Yani bu yer numaranızı değiştirmek falan da olabilir. Biletinizi business'a değiştirmek gibi, ekonomi alıp business'a çevirmek gibi de kullanılabilir. Responsible, sorumlu olmak demek. Ama işte İngilizce'de şöyle genel bir sorun var. Bazı fiiller aslında yanına böyle bir for, at, yani almadan kullanılmıyor. Ama bize responsible tek başına öğretilmiş oluyor bugüne kadar. Ve sonradan for'u benimsemek bizim için zor oluyor. Yani bunun bir adı var, şu an hatırlayamadım. Köklenmiş, beynimizde kök salmış bilgileri değiştirmek çok zor. Ve bu bilgiler yanlışsa doğrusu nasıl çevirmek zor, biliyorum. Yine de belirtmek istedim.
Responsible for da genelde birlikte kullanılır ve bir şeyden sorumlu anlamını taşır. Şimdi cümle içinde gördüğümüzde daha net anlayacaksınız. Tek de arkadaşlar etiketlemek demek. Bunu da kabinci arkadaşlar için söylüyorum. Şeyde tabii ulaştırmacı arkadaşlar için de söylüyorum. Bagajı alırken hani üzerine bir etiket yapıştırılıyor, size de aynı numaranın yazılı olduğu bir kağıt veriliyor ya. Gate'de de yani kapıda bagaj verdiğinizde de orada yer personeli yine size bir tag yani etiket temin ediyor. Onun üzeri şey isimlendirilmeden aşağıya verilmiyor yani. Bunu da böylece öğrenmiş olalım. Proposition'a gelecek olursak da yani edat olarak onto ve over üzerine üstüne anlamını taşıyor. Şimdi getirdiği sorularına bakalım hızlıca. Before you read the passage, talk about these questions. Pasajı okumadan önce bu sorular hakkında konuşun. Why is checking luggage important? Bagaj teslimi neden önemlidir? Bakın burada bagaj kontrolü diye çevirmiyoruz. Çünkü yeni anlamını öğrendik. Passengers are only allowed one carry-on item and one personal item. Are allowed. Burada yine pasif yapıyı gördük. Bu pasif yapıları beyninize kazıyıncaya kadar söyleyeceğim. Çünkü çok kullanılan ve bizim de kullanmak istediğimiz ama bu nasıl söylenir ya diye düşündüğümüz bir yapı. Çok da öğretilmeyen bir yapı. O yüzden üzerinde özellikle duruyorum. Yolcular only sadece bir taşınabilir bagaja, bir de kişisel eşyaya izin verilir yolculara. Allow izin vermek ama pasif olduğu için izin verilir diye çeviriyoruz. Kim tarafından? Havayolu tarafından, havacılık otoriteleri tarafından. Yine hani özne burada bizi ilgilendirmiyor. A passenger with more baggage will not be able to take it on the plane with them. Bir bagajdan fazla, with more yani bir bagajdan fazla dediğim az önce saydığım bagajlardan fazla yolcu will not be able to take it on the plane with them. Bir yolcu bunları kendisiyle beraber uçağa alamayabilir. Alamayacağı için de işte bagajın teslim etmesi önemlidir. Böyle bir cevap verdim. Siz yine kendi cevaplarınızı verebilirsiniz. Dediğim gibi bu soruların doğru bir cevabı yok. Herkes nasıl Türkçe'de farklı cevaplar verebiliyorsak İngilizce'de de farklı cevaplar verebiliriz. Ben sadece örnek olsun cümle görmüş olmanız için bunları cevaplıyorum. How are flight attendants helpful during the boarding of the plane? Uçağa boarding esnasında, yine boarding diye söylüyorum direkt, uçağa yolcu alım esnasında diyebiliriz ama boarding çok sık kullandığımız bir kelime havacılıkta, Türkçe olarak da yani. Yolcu alımı esnasında kabin ekipleri nasıl yardımcı olur diye çevirebiliriz bu soruyu. Cevaba bakalım. First, öncelikle, burada birinci olarak diye çevirmiyoruz. Öncelikle diye daha uygun. They are responsible for reviewing the boarding pass that each person needs. That'tan sonraki yapıyı önce bir çevirelim. That each person needs. Her ihtiyaç duyan kişinin. Bakın burada they are responsible for'la birlikte kullanılmış. Neyden sorumlularmış kabin ekipleri? Biniş kartına göz atmakla, biniş kartına bakmakla sorumludur ihtiyaç duyan her yolcunun. Çünkü bazı yolcuların okuma yazması olmuyor. Bazı yolcular ilk kez uçağa binmiş oluyor. Çünkü otobüs koltukları ile uçak koltukları aynı nizamda değil biliyorsunuz. Yerlerini bulamayabiliyorlar. O yüzden bizim onları review edip yolculara yer göstermemiz gerekiyor. Öncelikle bunu yapmamız gerek. They also assist in stowing luggage in compartments. Also neydi? D'da anlamını taşıyordu. Yolcuların compartmentlara yani başüstü dolaplarına bagajlarını yerleştirirken de yardımcı olurlar. Assist ederler de diyebilirsiniz. Flight attendants also offer any assistance they can to make the whole flight experience better for the passenger. Şimdi burada anlamayacağınızı düşündüğüm ya da şaşıracağınızı düşündüğüm bir yapı var. Can'dan sonra neden to gelmiş? Can'dan sonra normalde fiil gelir. Can to make the whole, buraya zaten bir not bıraktım. Buraya da açtım. Şöyle notu görüyorsunuz şu
şu anda. Senden sonra to make'liğe başlayan tüm yapı tek bir kalıptır. Şimdi make the whole flight experience better for the passenger. Yolcular için tüm uçuş tecrübesini daha iyi hale getirebilmek için. Daha iyi yapmak için demiyorum. Getirmek daha doğru bir Türkçe. Getirebilmek için ellerinden gelen herhangi bir yardımı da yolculara sunarlar. Kabin ekipleri cümlemizin öznesi zaten. İlk başta söylediğimi hatırlamıyorum. Yani can to make dediğimiz şey elinden geleni yapmak. Yolcuların daha iyi bir uçuş tecrübesi. Hold da burada bütün demek. Tüm uçuş boyunca daha iyi bir seyahat tecrübe etmesi için ellerinden gelen herhangi bir desteği de yolculara sunarlar. Offer teklif etmek, sunmak anlamında daha önce söylemiştim. Any herhangi bir assistance yardım diye çevirebiliriz. Bu cümlede anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi üniteye hazır bir şekilde dersimize başlayabiliriz. Burada sonlandıracağım arkadaşlar anlatımımı. Zaten süremi de aştım galiba. O zaman öğrencilerim için derste görüşürüz. Diğer takipçilerim için de izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer öğrenciler için de faydalı oluyordur umarım bu videolar ucundan da olsa. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.